Ve evet kankalar, güzel olaylarla başlıyoruz. Bitcoin'i yukarı ittiren, doları global anlamda düşüren, altını çok uzun zamandan sonra 2000 doların üzerine çıkartan çok kritik açıklamalar geldi. Financial Times, Fed'in faizleri düşürmeye başlayabileceği sinyalini vermesiyle ne oldu? Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geldi. Fed'in en şahin politikacılarından biri olan Christopher Waller, faiz oranlarının daha da artmasının pek de artık mümkün olmadığını, enflasyonu yavaşlamaya devam etmesi halinde faizlerin hızla düşürülebileceğini sinyalini vermesiyle Bitcoin tak tak 38 bin doların üzerinde kendine yer buldu. Altınsa çok uzun zamandan sonra 2 bin doların üzerine çıktı. Tabii anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil diyerek başlarken, biliyorsun Ledger yarışmasına katılmak istersen ikinci tur başladı. Kanala abone ol, like tuşuna bas ve katılmak istediğini belirten yorumunu yaz. Evet şimdi kankalar, tabii Waller piyasaları pumpladı. Boğa sinyalini bu kez veren kişi oldu ama tabii bir şartı var. O da ABD enflasyonun düşmeye devam etmesi. Enflasyon düşmeye devam etsin, faizleri %2'ye doğru düşürmeye 2024'ün ilkbaharı, yani Nisan, muhtemelen Nisan gibi başlayabiliriz diyor. Güzel. Gerçi güzel diyoruz ama normalde zaten bunu 2023'ün sonu, yani şu an zaten bu faiz düşüşlerinin reel olarak başlaması gerekiyordu ama işte FED gecikince falan bu iş 2024'de kaldı. Son durumlarda da biz Mayıs-Nisan ayını öngörüyorduk. Fakat FED bu açıklamalarla faiz düşüşünü şimdiden Nisan'a çeksek mi diye kamuoyu yoklaması yapıyor. Bak buradan direkt biz faizler işte Nisan'da düşecek diyemeyiz, tamam mı? Tamam, bu oltaya gelme. Niye? Çünkü bu bir kamuoyu yoklaması diye düşünüyorum. Çünkü Waller bak şu an mesela birazdan geleceğim çünküsün aslında. 5.25-5.50 bandındaki faizler oranın hani bir puan altında. Yani 4.22 seviyelerinin bile Fed'i %2'lik enflasyon hedefine götürebileceğini söylüyor. Bu da demek oluyor ki Fed'in şu an %2'lik enflasyon hedefi gelmese bile bu şekilde, bu hedefler geç gerçekleştiği için bir puanlık faiz düşüşü yapma potansiyeli de var, yani hani hedef gelmese bile, ama şu an değil. Tabii şu an yatırımcıların neredeyse tamamı neyi bekliyor? 13 Aralık'taki Fed toplantısında Fed'in faizleri sabit bırakmasını bekliyor. Fed o toplantıyı bizce de boş geçecek ama boş geçse de piyasaya vereceği mesajlar önemli olabilir. Şayet çok genel geçer, önemsiz şeyler söylemezse tabii. Çünkü bazen canlı yayınlarda buna da rastlıyoruz. Waller bunları söylerken bir başka Fed üyesi de hayda çıktı kardeşim, bir faiz artışı daha bekliyoruz dedi. Gerçekten kafalar allak bullak aslında. İşte o yüzden diyorum bunlar bir kamuoyu yoklaması. Bence bu açıklamalar Fed tarafından hani bir yandan da böyle hani piyasa ayarlamaları ve işte hangi piyasaya, hangi açıklamaya piyasa ne tepki verecek? Bu tepki sonucunda işte ne bileyim işsizlik verileri, enflasyon verileri falan ne olacak? Onları etkileyecek mi falan? Bence bunlara bakacaklar. Şimdilik bunlar bir takım kamuoyu yoklamaları dediğim gibi, ama gerçek olan bir şey var ki Fed çok uzun süre faizleri bu seviyede tutamaz. Yani bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Baksana abi 1995'lerdeyiz, yani hani o bölgelerdeyiz neredeyse gördüğün üzere. Yani bir de tabii şöyle bir şey seziyorum. Hani şimdi faizi artırmak, düşürmek falan hani daha sanal bir şey ya. Daha gerçekçi olansa piyasada aktif olarak dolaşan parayı yakmak, çekmek, dolaşımdan kaldırmak elbette biri diğerin ikamesi değil. Ama ne olur artık birileri de piyasadan kaldırılacak dolarlardan söz etsin kardeşim ya. Gerçekten varsa yoksa faiz arttı, faiz düştü. Bunu yapmak daha maliyetli bir şey tabii şu an bu ekranda gösterdiğim şey. Ama Fed böyle yaparak tüm dikkatlerini aslında biraz da faiz politikasına çevrilmesini istiyor. Hem faizleri düşürecek ve işte ne bileyim hem düşürecek, yükselecek diye böyle ardı ardına karışık mesajlar vererek piyasayı bir anlamda da iki tarafa da hazırlıyor. Ama reel olarak sonuçta hani zaman geçiyor, faiz indirimine doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. O yüzden zaten her iki yönünde de açıklamalar gelse de yatırımcılar bile görüyorsun şöyle yükselişleri, faiz düşüşünü satın alıyorlar. S&P 500 hatta böyle giderse şurada görüyorsun Golden Cross'a bile gidebilir yani. Sonuç olarak kriptolara, stock market'e giriyorlar. Şimdi kripto demişken de orada ayrı bir olay var. Ona da birazdan geleceğiz. Evet kankalar, kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını yaz. Şimdi tabii coşması etmesi falan güzel, piyasalar ısınıyor diyoruz, boğa sinyalleri, ama şimdi dost acı söyler misal, bunu benim hatırlatmakta görevim. Fed faizi düşürecek söylentisiyle piyasalar mini boğa yapıyor. Evet ama reel olarak faiz düşüşü gelince piyasalar bugüne kadar hep çakılmış. Şimdi o çakılmadan sonra da ne oluyor? Küllerinden doğuyor. Bu kez mini boğaya benzemeyen şekilde daha ve yavaş ama giderek daha da hızlanan büyük bir rally ya da bir mega boğa getiriyor. Bu yani bugüne kadar böyle olmuş. Bu mini boğaların olacağını biliyorduk. Zaten burada da söyledik. 21 Ocak 2023 10 kere buralarda söyledik. Hatta
Yani tam şu anda yaşadığımız şey zaten burada yazan Fed'in pivot söylentisi. Söylentiler yani, bu haber de bir söylenti aslında. Burada söylediğimiz şey yaşanıyor şu an an be an. Bu arada Binance davası büyük oranda neticeye kavuştu ve CZ istifa ettirildiği için artık spot Bitcoin ETF'lerinin gelmesinin önünde sadece ne var? Fed var. Fed erken rally istemiyor diyoruz ya. Fed enflasyon konusunda ikna olup faizleri düşürme sürecine girince en geç bence spot o zaman Bitcoin ETF'lerinin hayatına başlayacağını düşünüyorum. Şimdi bak, zaten ABD SEC yetkilisi Hester Pierce diyor ki spot Bitcoin ETF'inin önünde durmamız için hiçbir neden yok. Aslında artık hiçbir neden yok Binance davası kaynaklı. Şimdi bu niye önemli? Çünkü altına da yıllar önce ETF geldikten sonra tam %359'luk bir rally yapmıştı. O nedenle Bitcoin spot ETF'lerinin hikayesi potansiyeli çok güçlü şekilde masada çat çat durmaya devam ediyor. Yani o kadar güçlü ki BlackRock gibi dev bir şirket bu işin uzmanı. Adamlar bugüne kadar 576 tane ETF başvurusu yapmış. Abi 575'ine zaten kabul almışlar. Yani o bir tanesi ne? İşte Bitcoin yani. Adamlar kabul edilmeyecek başvuruyu adeta yapmıyor gibiler. Tabii ETF'ler gelmeden, yani hani şey, müneccim değiliz, kesin konuşmamak lazım bir yandan. Ama bu Bitcoin için çok güçlü bir hikaye. Bunda netiz bir rüzgar ve bu hikaye, bu rüzgara yönelik de yeni girişimler de ortaya çıkmaya başlıyor. Onlardan bir tanesi işte Cointelegraph'ta da kendisine yer bulduğu üzere Bitcoin ETF token. Bu token'ı spot Bitcoin ETF hikayesinin üzerine inşa etmişler. Linkini bu videonun açıklama kısmına eklerim. Unutmazsam da yorumlara pinlerim. Oradan istersen bakabilirsin. Yani ben al sat demem, tamamen sana kaldı. Ama yani aslında ilginç bir şey. Bir yandan ilginç bir şey. Çünkü ABD'de onaylanması beklenen Bitcoin ETF'lerine yönelik olumlu haberlerden faydalanmaya çalışan bir token. Her olumlu haber bu token için bir hype anlamına gelebileceğini ifade ediyorlar. Ancak tabii bir bakmak lazım. Burada bir ödül mekanizmasından bahsediyorlar ve spot Bitcoin ETF'leri onaylanırsa ilk onayla birlikte toplam arzın %5'i yakılıyor ve alım satımlarda uygulanan işlem ücreti %4'ten %3'e düşüyor. ETF'in ilk sunulacağı gün de, yani hayatına başlayıp halka sunulacağı ilk günde kalan arzın %5'i yakılıyor ve alım satın işlem ücreti %3'ten 2'ye düşüyor. Bitcoin ETF varlıklarının piyasa hacmi 1 milyar doların üzerine çıkarsa da çıktığı gün kalan arzın %5'i yakılıyor ve işlem ücreti 2'den 1'e düşüyor. Bitcoin'in fiyatı 100 bin dolara ulaşırsa da arzın %5'i daha yakılıyor. Alım satım işlem ücretleri 0 oluyor. Toplam token miktarı 2 milyar 100 bin adet staking imkanı da var. Yani ödül kazanmak için staking'e de atılabilir. Yani hani tabi bunlar planlananlar, bunlar bir rota, bu bir rotasyon, değişebilir gelecekte, bilmiyoruz. Yani Bitcoin ETF'i bir başlasın, o zaman daha net her şey olur zaten. Şimdi tabi CoinSalt'tan bir audit almışlar. Rapora göre de her aşamayı geçmişler. Evet, yani burada görebiliyoruz, her aşamayı geçmişler. İlginç olmuş. Yani proje olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız demek yerine aslında kendi hikayelerini almışlar, Bitcoin ETF hikayesine oturtmuşlar. Orayı baz alıyor aslında. Bakalım, yani ilginç olmuş. Arada bir takip etmek lazım. Linklerini bu videonun açıklama kısmına eklerim. Unutmazsam deyip diyorum ya. Bazen unutuyorum çünkü. Yorumlarda pinlerim. Evet, sen ne düşünüyorsun? Devam ediyoruz. Burada tabii konuşmamız gereken başka bir olay var kripto tarafı için. Binance'in eski CEO'su CZ'nin işte Binance'den istifa ettirilip ABD'den ayrılamadığı bir dönemdeyiz. 23 Şubat'ta mahkemesi olacak. Para cezasıyla birlikte 1 yıl civarında hapis cezası verilebileceği konuşuluyor. Şimdi CZ'nin eli Binance'den bir şekilde çektirildi. Okey, ve onun yerine getirilen yeni CEO hani CZ'ye göre çok daha kurumsal ve daha sıradan bir kişi. Hani böyle süper, böyle hani gözlerinden ışık fırlardı ya CZ'nin böyle foto. Hani öyle bir, hani bir business show man değil. Tamam mı? Zaten ABD böyle bir şey istiyor. Dolayısıyla ABD bir süre Binance'ı gözlemleyecek. İşte en azından şu aşamada bile isteğe batıracağını ben zannetmiyorum. Çünkü Binance'ın batması demek Bitcoin'e zarar vermese bile kripto sektörüne, buralarda şirketleri çok ciddi zarar ettirir demek. Bu ABD'li şirketlere de illaki yansır ki biliyoruz yani ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin bir işte hazırlığı var vesaire falan. Şimdi orada onlar olurken piyasaların bu kadar patlamasını da istemeyebilirler. Ama tabii bir şart var. FTX'in çatır çatır geri dönmesi şartıyla diye düşünüyorum. Şimdi Binance tarafında tabii daha henüz SEC de sözünü söylemedi. Binance Amerika'da FTX'in olayına benzer bir dolandırıcılık şüphesi var. Onu arıyor. Yani eğer bunlar ayyuka çıkarsa tabii sıkıntı büyüyebilir. Bence en azından şu Şubat ayındaki dava süreci geçene kadar, ki belki bu iş uzayabilir ama Binance'den bir süre belki uzak durmak lazım. Binance Amerika'nın avukatı
da bu olaylar patladığından beri Binance Amerika'nın kullanıcılarının yarı yarıya azaldığını, varlıklarının %90 oranında düştüğünü söylüyor. Zaten amaç da bu aslında. Amaç Binance'in kontrollü şekilde küçülmesi. Bunları tabii niye anlatıyorum? Çünkü kriptolar üzerinde Şubat 2024'e kadar devam edebilecek ve her istendiği anda da raftan çıkartılıp sahaya sürülebilecek bir olay bu CZ davası. Düşün, bir borsa iflas etse bu tabii piyasaya çok zarar verir ve etkileri birkaç ay sürer. Ve ama ne olur sonra toparlar. Yani FTX olayında gördük. Mesela şöyle ekrana dikkatli bak. Şöyle göstereceğim. Evet bak şimdi. Şöyle haftalık grafikte baktığımız zaman. Evet şimdi şurada şöyle açalım. Evet şu FTX'in patladığı yer. Bu da toparladığı yer. Yani baktığın zaman arada işte ne kadar var? İşte 6 ay falan var. 5-6 ay belki o kadar bile yok. Yani tabii böyle olsa tamam bedelini öder çıkarsın ama hep hani üzerinde bir kılıcın dolaşması her an seni negatif yönde etkileyebilecek bir olay gibi önümüzde duruyor. Ama yine de umutluyuz tabii ki. Seneye halving var. Faiz düşüşü videonun başlarında söylediğim gibi beklenenden daha erken gelebilir. Bence şu an zaten hani bu şu bize bence çok önemli bir mesaj olmalı. Aynı gün bir FED üyesi faizler düşüşü derken diğeri faizler çakılacak diyebiliyor. Tamam ya faizler çıkacak diyebiliyor. Ama piyasa ne oluyor? Faizler düşecek fikrini satın alıyor. Çünkü aslında bu da bize yolun sonuna çok yaklaştığımızı gösteriyor. Evet kankalar şimdi kısa bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi kankalar şöyle bir ekranı veriyorum tekrardan. Evet Bitcoin tarafında tabii şöyle bir güncel bir kripto ya Bitcoin analizi yaparsak tabii Bitcoin'e bu son yükselişler bu Fed'in açıklamaları falan gerçekten attığım tweet'te söylediğim gibi 40K'ya ulaşmadan rahat etmeyecek. Şu anki görünümde tabii maksimum hedef 39.700K olabilir. Bunu söylüyoruz ve baktığımızda şimdi Bitcoin tarafında böyle bir hat içerisindeyiz. Şimdi şu hat içerisindeyiz. Ve bu tarafta da maksimum hedef aslında hala aynı yerler. Ve bu hat içerisinde bence hani gelebileceğimiz şu anki bir majör bir negatif bir olay olmazsa 37.300'ler. Yani 37.350 günlük tutabilir. Arkasından 37.100 var. Yani şu an için ben 37.000'in altı çok hani yukarı doğru ittirmeye çalıştığı bir dünyada 37.000 doların altını çok fazla beklemiyorum. Ama tabii şöyle bir realite de var. Yani burası bir yükselen takoz. Bunun kaderine düşüş var. Bir yerlerden bu pozisyonda kapatması lazım. Yani bu düşüşü de yapması lazım ama işte biraz daha bu sürecek gibi duruyor. Bu ivmelenme, bu Fed'in etkileri vesaire falan bunlar birazcık geç zamana atıyor bu işleri. Şimdi tabii destek tarafında 37.000'lerde var destek. Biraz altında 36.300 ve hemen arkasında 36.100 ama onları şimdi bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Evet kankalar şimdi şöyle bir 4 saatlik de alt sinyali vermiş. 1 saatlik de Bitcoin'de neyimiz var? Orada sat sinyali vermiş. 1 saatlik işte bir hafiften bir düşüş var. 37.900'ler ama zaten buralarda gidip geliyor. Günlükte de alt sinyali vermiş Bitcoin'e. Evet devam ediyoruz kankalar. Şimdi Ethereum'a dönecek olursak da Ethereum'da neyimiz var? Şimdi Ethereum'da böyle bir yükselen simetrik üçgenden çıktık. Normalde bir boğa sezonunda olsak buradan var ya bu simetrik üçgenden bizim hani 2400'lerle falan çıkmamız lazımdı yani. Ama tabii işte şu an bir akümülasyon sezondayız. Ayıda değiliz, boğada değiliz falan. Dolayısıyla biriktirme sezondayız ayıl boğalar için, balinalar için. Dolayısıyla böyle bir hat üzerindeyiz ve buradan kırdık ama şu an tam desteğe tutunmaya çalışıyor. 2050 dolar yani 2150'ye kadar maksimum yolu olur şu an için. Ama yani biraz daha düşüş olursa birlikte de düşebilir. Orada bir düşüş tarafında 2030 ve sonrasında 2000 dolar psikolojik sınırı çalışır. Hemen arkasında 1950 ama dediğim gibi negatif bir olay olmadıkça ben çok oraları hedeflemiyorum şu an. Şimdi destek 4 saatlikte VT Cross alt sinyali vermiş. 1 saatlikte sat sinyali vermiş. Ve bir günlükte de orada da sat sinyali vermiş. XRP'ye geçelim. Şimdi ben bir miktar XRP aldım. SEC temize gitmedi. Yani davayı aslında burada XRP kazandı diyebiliriz. Dolayısıyla SEC tarafının en azından uzun bir süre başı herhalde davalarla dertte olmayacak diye düşünüyorum XRP'nin. Özellikle bu süreçten geçerken yani tam tersi oldu. Normalde diğer coinler, Bitcoin dışarıda bırakıyorum. Diğer coinler daha şeyken, daha hani rahatken şimdi baktığımız zaman SEC tarafına ya da işte ABD hukuksal yaptırımlar tarafında sanırım en rahatlarından bir tanesi XRP. Yeni bir sıkıntı olmazsa. Şu an tabii tam böyle direnç 0.61 arkasından 62 ve 64. Yani şuralara gelmeden 65'lere gelmeden tabii yükseliş öngörmüyoruz yani şu an.
Ama uzun vadeli için benim gibi alınıp atılabilir istiyorsan. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Evet, destek 57'lerde var. Biraz altında yine oralarda 57. 4 saatlikte al sinyali vermiş. 1 saatlikte orada sat vermiş. İşte piyasa biraz ufaktan. Günlükte de sat sinyali vermiş. Şöyle bir Shiba'ya bakacağım. Shiba tarafında ne var? Shiba'da aslında bir simetrik üçgen var. Ethereum'a çok benzettim. Bak şurada görüyorsun. Ethereum'un 4 saatliğine çok benziyor. Benzer bir hareket yaparsa burada da bir, ama şurada bence birazcık pozisyonlanmak lazım Shiba için. Çünkü şurayı kırması lazım bak. Kırdıktan sonra tabii bir sonraki Fibonacci'ye kadar, şuraya kadar. Yani maksimum şöyle bir kar hedeflemek lazım. Şu anki piyasanın dengesizliğinden dolayı diyorum. Evet, tabii burayı kırmak lazım. Buradan ben almam Shiba'yı, öyle söyleyeyim sana. Şu an desteğimiz 820'ler, biraz altında 807 ve en altında da 768 var. Total market aslında, yani tam böyle şurayı bir kırabilsek, şu var ya total tüm kripto market, 1.42'yi kırabilirsek, 1.42 trilyon doları, önümüz biraz daha açılacak belki. Tabii orada sadece bunu kırmak da yetmiyor. Birazcık böyle şey de lazım. Bir hikaye lazım. Spot ETF olur, herhangi bir şey olur falan. Öyle bir şey lazım. Dolayısıyla bunu bekliyorum ben şimdilik. Şu an tam böyle destekte 1.38'de var. Şimdi altcoin'lere baktığımız zaman, yani bütün altcoin'leri aşağı yukarı gösterebilen bir grafik olan Total 2'yi şöyle bir açtığımız zaman orada da bir yükselen üçgen var aslında. Yükselen üçgeni çok fazla görmüyoruz piyasalarda. O yüzden ben acaba bu bir simetrik üçgen olabilir mi endişesi de taşımıyor değilim. Böyle bir şey olursa da tabii dikkatli olmak lazım. Yükselen üçgense tabii, yani biz bunu 678'ler, 700'ler, 700 bandında doğru görebiliriz altcoin marketin, ama şu an için tabii bunu en azından kırması lazım. Normalde boğada olsak abi yaldır yaldır buradan alınabilir mesela. Simetrik üçgen daha şey, yükselen üçgen daha rahat diyebiliriz, ama şu an simetrik üçgen, yani iki tarafa aşağı ve yukarı yönlü kırma potansiyeli olabilen formasyonda gündemde tutuyorum. Evet kankalar, durumlar böyle. Altcoin'lerde 4 saatlikte al sinyali vermiş. Bir günlükte yani birkaç günlük trade'te orada ne demiş? Orada gelmedi ekranımıza. Orada sat vermiş. Bir saatlikte orada da sat vermiş. Evet kankalar, Romalılar, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Ledger yarışması da devam ediyor. Kanala abone ol. Yorumlarını yaz. Bekliyoruz, katılmak istiyorsan da. Hoşça kal. Like tuşuna da bas. Bye bye.